bugün piyasada bayram arasında bayram öncesi malla giren insanlar bayramda sakin geçmesi dolayısıyla karlarını bugün %1'e yakın bir artı başlayarak aldılar. Sabahki attığım videoda zaten piyasanın yukarı açılacağı, hani orada almak için biraz bekleyip elimizde mal varsa satıp beklemekte fayda var. İlk satışı görmek lazım diyorduk. Sabahleyin 113,5'lara kadar bir hareket yaptı. Viyop tarafı başlangıçta. Viyop iyi başlayınca endekste iyi başladı spot piyasa. Oradan açılışta kar realizasyonu gelince 113,5'tan 111,5'a kadar 2000 puanlık bir düzeltme geldi. Buradaki 111,5 Viyop'un cuma günkü desteğiydi. Burayı, bu direnci kırıp hareket başlamıştı. Burayı geldi test etti. Ondan sonra da tekrardan üstüne attı. Bütün günde yataya girdi. Yani endeks ona göre Viyop biraz daha bugün sağlamdı. Bunun da en büyük sebebi Havayolu, Ereğli, Emlak Gayrı, Doğan Holding gibi hani bankacılık sektörü dışındaki hisseler birazcık kafayı aldı. Bankacılık sektöründe bugün en sağlam duran yer gene garantiydi. 6.08'de bir direnç yaptı. Aşağıda 6.6'lara kadar bir gevşedi. Ama mesela bugün Akbank'ta bayağı bir mal geldi. İlk başta Akbank yukarı açıldı. 5.99-6.000 seviyelerinde buradan sert bir satış geldi. 5.80'lere kadar Merrill'in satışı vardı burada. Oradaki satış zaten biraz piyasayı da etkiledi. Merrill 8 milyon 700 bin tane mal sattı. Oradaki gevşeme 5.80'lere kadar gelince tabii o biraz piyasayı da bozdu. İş Bankası 4.04-4.03'lerde açmıştı. O da 3.94'lere kadar gevşedi. Seans sonu alarak kapattılar. Günün iyi kağıtlarından bir tanesi Emlak Gayri'ydi. Bu bayramdaki attığım analizlerden Emlak Gayri analizi vardı. Fiyat olarak çok dip seviyelere geldi. Yabancının 100 milyona yakın son bir ayda takasa mal gitti. Yani zaten çok ciddi anlamda bir yabancı satışı yiyordu tahta 3000 liradan beri. Ama yabancı artık buralardan yerine koymaya başladı. Bir de bugün bu konut dumpinginde tabii Emlak Gayri ismi çok geçiyor. Tahta bugün iyiydi, diriydi. Yarın bu kampanyanın hareketlenmesiyle beraber bir 1.90'lara doğru bir hareketlenmek isteyebilir. Kardemir orada yaklaşık 2-3 haftadan beri bir yabancıdan mal geliyor. Her ne kadar şirket geri alım yapsa da yabancı satıyor. Ve adamlar zaten karlı satıyorlar. Yani geçen sene iyi performe eden kağıtlardan biriydi. Seans sonuna doğru orası biraz bir kaldırdı. Yarın 4.09'larda zorlanır. Onun haricinde Türk Hava Yolları gene bugün diriydi. Seans sonu 16.30'a veriyorlardı. Bir anda 16.50'ye doğru kaldırdı. Bugün gördüğü en yüksek fiyat 16.65'ti. Tahtada yine az bir şey mal aldılar. Yarın 16.65'ler ilk direnç olacak gibi. Bunun üzerinde buradaki yaklaşık 40 liralık bir çanak olacak. Şu file direncini kırarsa hedefi 17.000'li seviyeler olur. VOP tarafında yarın, şimdi yurt dışı piyasalara baktığımız zaman S&P'si, Dow'u, DAX'ı bütün hepsi iyi kapattı. Dolar biz kapanırken 6.13'lü seviyelerdeydi. Akşam şu anda 6.11'li seviyeleri test ediyor. Her ne kadar orada satış biraz kesilse de dolar da biraz iyi. Yani muhtemelen yarın olumlu başlama ihtimalimiz çok yüksek. VOP tarafında 113.500'ün üstü önemli. Bunun üzerinde hareket hızlanabilir. Buradaki düzeltme yaklaşık 2000 puanlık bir düzeltme gelmişti. Şöyle bir çanak var ama aslında bu seans içi genelde 112.350. Yani bunu 15 dakikalık yaparsak burada şimdi yarın büyük ihtimalle şu filamayı kırdıracaklar. 112.5, 112.300'e gevşemişti. Yaklaşık 1200 puan. Bunun da hedefi yaklaşık 114.700 civarlar. Ama VOB'un takılacağı en önemli yer şu 115.400. Yani şurada 2-3 defa deneyip 118.200'e kaldırıp sonra kırıp hareketin başladığı yer 115.400
ve şu tepesi daha önce ulaşamadan oraya 115.100. Önümüzdeki günlerde yani Salı Çarşamba 115.100, 115.400 seviyeleri WOB'un takılabileceği yerler. Zaten Perşembe günü de tatil, hani o yüzden bugün yani Salı günü ve Çarşamba günü bu 115.100, 115.400 aralığı satış için fena yerler değil gibi gözüküyor. Dediğim gibi Garanda yarın 6.08 çok önemli. 6.08'in üzerinde 6.19'lara doğru tahta hareketlenebilir. Orada 19'da biraz ama takılabilir gibi gözüküyor. Yani bugün sonuç itibariyle hava yolu fena değildi, malallar, emlak gayri fena değildi. Bankalarda, Akbank'ta birazcık mal geldi. İşçe kafa kafayaydı, Garanti kafa kafayaydı. Yani bütün gün aslında Garanti çok diriydi. Akbank'la bir ara arasında %2 makas vardı. Ama o da seans sonu yıkıldı. Yani yine yarın hava yolu. Garanti 6.08'in üzerinde kuvvetlenebilir. Kardemir 4.09'a doğru bir atak yapabilir. Yarın muhtemel itibariyle eğer herhangi bir gelişme olmazsa VOP'ta 113.5'un üzerine kırdırarak başlamak isteyeceklerdir ilk seans.